Yusuf Güney evet. hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yusuf Hiç sözleri... değişmiyorsunuz. Sen, sen de öyle şarkının değil. sözleri, ya, sözleri çok güzel. güzel yalnız çok sevdim Teşekkür duydun mu? Teşekkür ederim. Ben Yılayım böyle ben. ağlarken sen, sen mutlu, mutlu oldun, oldun mu? Mı? Zalımın kızılar gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Zaten birçok ilişki bu sözler üzerine değil mi? Zaten hep bir acı çekiyoruz. Biz ne ne kadar çok acı çeken bir milletiz bilemedim ya. Yani. E, hep acı. Mutlu olan şarkıları çok fazla. Dinledim, Dinlemek istemiyoruz, istemiyoruz. Evet. evet. Mutluluk saçan şarkıyı sevmiyoruz. İlla bir damar olacak evet. o şarkı. İlla bir acı çekeceğiz. Acıların kadını. Çok acılar, acılar çektin ya? mi böyle çok aşk hayat? Son aşktan yana değil de. Ne? Aşktan yana çekilen acılar Başka. bir şey değil ya. Onlar hiçbir şey değil de ben. Başka? İnsanın kendi iç dünyasıyla verdiği savaş hmm. çok büyük acı veriyor. Biraz tabii son birkaç yılımız öyle geçti. Hmm. Uyanıştan sonra, o muazzam uyanıştan sonra tabii çok zorlu zamanlar. Öfke patlamaları, adalet ve empati duygularının inanılmaz gelişmesi, insanların herkesin mutlu olmasını istiyorsun, kimse mutlu değil. Zulme, hayvanlara zulmedilmesini istiyorsun, ee, tabii. ne yazık ki Gerçekleri konuşuyorsun yalancı diyorlar, dürüst olmaya çalışıyorsun üçkağıtçı diyorlar, gerçekleri insanların göz, göz önünde önce olmaya çalışıyorsun atıyor vuratıyor diyorlar, yalancı diyorlar. Öyle kendisi insanlar artık bak şunu anladım insanlar ne görmek istiyorsa onu görüyorlar hayatlarında ne şek neye inanmışlarsa onun üzerine Yusuf yaşıyorlar. yoruyor değil mi <laughs> bu da böyle bu, tabii bir, kendini su, ispat mi? etmek aslında Çok ben uğraştım. buyum demek Var, yıllardır bununla uğraştım biliyor musunuz? Evet. O yüzden müzik yapamadım o yüzden uzaklaştım evet. o yüzden kendimi geri çektim hani yıllardır Ağustos böceği gibi elimizde sazımız oynayıp hmm. durduk işte insanları eğlendirip durduk. E bu saatten sonra bir karınca olalım. Karınca olmaya çalışalım. hissel Kişisel tekamülümüzle teslimiyet noktasında farklı bir yolda yol, yolculuk yapmaya çalışalım dedik ama e, ne kadar yol aldık bilemiyorum. Umarım e, gerçi ne yapıyorsa insan kendi işini yapıyor. Ben yaptığım iyiliklerde ettiğim bütün her şeyi aslında zaman Yusuf yani... özellikle... uyanış derken... E, hemen arkası, ruhsal, 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 uyanış. ruhsal uyanış. Ve bu ruhsal... Hakikate doğru geçiş. Evet bu ruhsal uyanışı da sen dile getirirken bu sefer de başka bir noktaya gitti çünkü bir astral seyahatten bahsetti ya, o ee, bir ve dünyayı o ruhani boyutlar arası geçiş geçiş yani aslında biz her şeyi maddeden öteye sanırdık yani şu maddesel dünyanın içerisinde e, çok minimalisttir bu yaşadığımız nokta çünkü Matrix gibi düşünün kurgu var kurgunun içerisinde birileri sizin nasıl ne yapmanız gerektiği konuşmanız gereken konuşmanız gereken kelimelere kadar seçip sizi onlarla yönlendirdikleri için. Biz bir kukla gibi yaşadık bu zamana kadar. Ben bu kuklaların dışına çıktım biraz. Ve hmm. haliyle e, düzeni bozduk. <laughs> düzeni bozunca da biraz zor geçti. E, ama sıkıntı yok. Ben hani o süreci atlattım gibi diyeyim. Çünkü anlatmam gerekeni ve vermem gerekeni verdim, verdiğimi inanıyorum. Yani görevim bir tık olsun, minik de olsa yerine getirdiğimi düşünüyorum. Nasıl? Ve bu saatten sonra artık işimi yapacağım. Bu astral seyahati herkes yaşayabilir mi? Hastasiyatı herkes yaşayabilir ama bunu yaşamak için önce maddeden uzaklaşmak lazım, kaostan uzaklaşmak Hı. lazım, etrafınızdaki negatif virüslerden uzaklaşmak lazım, toksitlerden kurtulmak lazım, sizi aşağı çeken dostlarınız, arkadaşlarınız, ailenizin içindekiler de dahil herkesten uzaklaşmanız lazım. Hayvan gıdası var, bunun diyeti var, orucu var, Hı. ne Neli var da var çok zor bir yol. Orucu ne örneğin günlerce aç kalıp? Kendini bir inziva odasına çekmek ee, gibi bir şeyden bahsediyor. Şöyle hayvan salgı uzak durmanız lazım. İşte florürden uzak durmanız lazım. Özellikle diş macunlarındaki florürden hmm. çok uzak durun. Ee, çok fazla medikal, e, tıbbi ilaçlarda ciddi uzaklaşmanız lazım. Onlara çok girmemeniz lazım. Artı uykunuza çok dikkat etmeniz lazım. Şu elimizdeki e, cep lanet, lanet cep telefonlarından ve sosyal medyadan biraz uzaklaşmak lazım. Yani... İç dünyanıza dönmeniz lazım. Ne kadar şey. süreç böyle ne bileyim işte yediğine içtiğine dikkat o Arın... arınma ne kadar sürdü senin hayatın? Ya bugün başlasanız 21 gün sonra yaparsınız. 21 gün Aynen. sonra nasıl oluyor peki? 21 gün sonra nasıl çıkıyoruz astral seyahate? Arındırıyorsunuz önce bedeni. Evet. Temizlediniz. Evet. Sonrasında niyet ediyorsunuz. İcazet istiyorsunuz yukarıdan. Yani ben iyi niyetle e, hakikati öğrenmeye geliyorum. Aslında ruhumun yani e, gerçek olan varlığımın Yaşadığı alemlerde gerçeği arıyorum. Lütfen bana gerçeği nasıl beyli Rabbi diye çıkarsın. E sonrasında sana yavaş yavaş. İlk başta denersiniz olmaz, ikinci kez denersiniz olmaz, üçüncü kez denediğinizde illaki oluyor hı hı. ve korkmamanız lazım çünkü hiç bilmediğimiz bir boyut, hiç bilmediğimiz bir alem. E, haliyle insanlarımız bilmedikleri şey üzerinde, özellikle bizim e, milletim halkımız e, sürekli dalga geçtiği için Evet e, anlamadığı için dalga geçmek zorunda çünkü biz hep bir şeyleri her şey fikrimiz vardır biliyorsunuz. Hani bilmiyorum diyemeyiz mesela. Adres bile olsa adam bilmiyorsa bile tarif Bir de dalga etmiyor. Bir de dalga geçmeyi seviyoruz. Bir dalga geçmeyi makarayı vurmayı çok mizah zannederiz. Evet. Ee, i̇nsanlar çünkü şimdi adam neler yazıyor. Şimdi bazen okuyorum böyle videoların ne, arasında ne, gülüyorum da. Ne şimdi ne, ne? söyle bakayım. <laughs> Neye güldün en ya çok? <gülüyor> gülüyor> çok gülüyorum ya. Bir yazmış oğlum adamla dalga geçmeyin bütün Türkiye'yi trollüyor. <gülüyor> <gülüyor> diye yazmış. Öbürü yazmış abi de, torbacık gibi diyor. Öbürü diyor. <laughs> Ömrü yazmış abi 6 yılda geçeceğim ben böyle kafayı açamadım. Ben onu diyorum böyle bir şey değil bu. <laughs> neler neler yazıyor. Yusuf ya. peki Ama nasıl bir tecrübe? Bir tanesi roketin üstüne oturmuş kafama fes koymuş ayırıyor yolluyor. <böyle. gülüyor> onu gördüm. Ya işin en enteresan tarafı ne biliyor musunuz? Ne, yani... Gülüyorum artık, mecbur gülüyorum Yo, çünkü öyle, işin içinden öyle. çıkılmıyor artık öyle, yani hangi öyle, biriyle haklısın. uğraşacaksın, öyle. cehalet kafayı yemiş bir şekilde artık. Haksız. Ciddiye yani, aldın mı insan Ya gelinmiyor. Bugün Aziz Sancar, koca Aziz Sancar Nobel Ödüldü adamın bile kaç takipçisi var. <laughs> yani affedersiniz de kıçını başını sallayan biri için birinin daha ne kadar takipçisi var yani genel kültürü oradan zaten anlayın. tamam mı Peki nasıl bir tecrübe, bize bir anlatsana çünkü ben senin bir videonu dinledim. Önce birileri karşılıyor dedin orada. Senin niyetini anlamaya çalışıyor. Şimdi şöyle. Vallahi merak ediyorum. Şimdi her her gittiğiniz ülkenin ilin bir emniyet teşkilatı vardır, polisleri vardır değil mi? Şeyleri vardır. Yani kafana evet. göre öyle hı hı. E, nereden geldin, nereye gidiyorsun? Yani elini kolunu sallayarak da gezemezsin şimdi. Yani. Yani. Sonuçta bir sorarlar, kimlik kimlik sorarlar. Hı hı. Kimsin, necisin, ne yapıyorsun burada diye. Şimdi e, nasıl ki öteki alemden bu aleme bizim alemimize gelen varlıklar geldiği zaman biz bir... Ne oluyor? Ne bitiyor? Kafayı yiyoruz böyle korkuyoruz ediyoruz. Hı hı. Onlar da tedirgin oluyorlar. Çünkü alışkın değiller. Madde dünyasından bedenini bırakıp da ruhuyla beraber kontrollü bir şekilde bizim alemimize gelip de hesap soran bir adam. Hayda bu kim? Ne yapıyor burada? Tabi bunun bekçileri vardır, koruyucuları vardır. Gelirler senin kötü niyetle mi iyi niyetle mi geldiğini araştırırlar. İyi niyetle geldiğini söylersen gerçekten zaten senin bir şey söylemene gerek yok. Senin hı. GBS'ni okuyorlar orada zaten. Bir dil şey. kullanmıyorsun herhalde. Dil yok telekineziyle görüşürüz konuşuyorsun. Yani 100 metre ötendeki insanla düşünce gücüyle anlaşıyorsun. Nereye gideceğini görüyor sen musun? belirliyor musun? Tiplerini her görüyor görüyorsun. musun? Ben Görün... Milisaniyeler içerisinde ışınlanıyorsun istediğin her yere. Yusuf görüntüsü nasıl? Gördüğünüz ha, o varlıklar. Evet o varlıklar. Evet. Şey, herkesin bilincine göre değişir biliyor musunuz? Şimdi ha. sizin bilincinizle benim Biz bilincim başka farklı. Siz farklı, görüyorsunuz. farklı. Genelde genelde nasıldı? Genelde gri parıltılı olarak görürsünüz 3 metre boyunda böyle. Bir cinsiyetleri yok. Cinsiyetleri yok ama insan suretine benzerler böyle. Onlar onlar tabii geri seni kontrol ederler. İyi niyetli geldiysen bırakırlar seni. Sonra ondan sonra ki evrede başlar zaten o alemleri gezmek gezegenleri. Ben astronomiye çocukluğumdan beri astronomiye merak edeyim. Yusuf e, Ay'ı o, merak ederdim. Ayın karanlık o. yüzünü çok merak ederdim. Ne vardı diye. 4 sene önce ilk yaptığımda ayın karanlık yüzünde spiral bir bir yapılanmanın ve onların askeri üs olduğunu hatta 1959 54-59'lu yıllarda Sovyetler Birliği ile Amerika'nın ay savaşının bundan başladığını anlattım, anlattım. Millet dalga geçti bende. Daha yeni geçenlerde ayın karanlık tarafında yapılar keşfettik diye açıklama yapıldı. Ayda su bulduk diye açıklama yapıldı. Ve bunlarla da dalga geçiyorlar. Yani her şeyde dalga geçiyorlar ki şunu söyleyeceğim. Koskoca peygamberlerle zaten ne alay ettiler ne dalga geçtiler ki biz kimiz haşa yani bunun yanında. Yusuf, nereye o yüzden kızmıyorum artık dalga geçmeye. Nereye gideceğimi ben seçiyorum <laughs> diyorsun. tabii tabii. Yani bir ülkeye mi gidiyorsun yoksa bir boyut mu diyorsun ona? Birinin özel hanesine girmediğiniz sürece sıkıntı yok. Yani gidip gelip atıyorum sen yapıyorsun. Hı. Gelip onun özeline girip evde bakayım ne yapıyor diye ya da eski erkek arkadaşını kontrol edeyim gideyim, bakayım kimlerle beraber o mümkün ya da kız arkadaşıma gidip kontrol edeyim bakayım. Mümkün yapabilirsin. Çok basit bu. Aa. Ama bu yasak. Bunu yaparsan işte o Kabul edilmiyorsun. E, grip Üstünü çiziyorlar mı o anda? Grip gelip seni oradan bir daha oraya girmemen için ellerinden geleni yapıyorlar. Ki zaten korkutuyorlar seni bir daha da giremiyorsun. Hmm. Peki. Asral casusluk vardır biliyor musunuz? Hayır bilmiyoruz. Tüm dinmiyoruz. devletlerin asral casusluk birimleri vardır. Hmm, bu şekilde daha tabii. Daha bunu kolay kolay başarı olmadı. Çünkü bu tamamen iyi niyet dışında yapılan bir yapılanma olduğu için de gidenler Kabul bir daha kafayı yiyip. Sen yiyip, peki ne reddedin kadar. mi vizene hiç? Ben güneş sistemimizin dışına giderken durduruldum ve tabii bayağı bir ciddi uyarı aldım. Çünkü Neden? çok heyecanlıydım. Çok heyecanla kapılmıştım olayım ve ben dış dış öte gezegenleri merak ediyordum. Uzay güneş sistemimizin dışındaki ciddi bir inanılmaz bir galaktik yapılanma var. Haliyle yaşam var. O yaşamın da içerisine girmek istedim. Tabii uyardılar. Ne? trafik polisi gibi dur mu yapıyorlar? Yok, görüntü gör, görüntü yok. İç iç be. Hissediyorsun e, Ruhunun sesi söylüyor. Sana, senin rehberin zaten ruhundur iç iç ruh yani Anladım. kişisel ruhunu. Peki Yusuf bugüne kadar nerelere gittin? Samatya, Gaziantep, Yozgat. Gerçekten nerelere gittin ya? <laughs> Aa, yok. Pandeminin öncesinde pandemiyi planladıkları 12'li masanın e, toplantısına girdim. Ve orada yaşanacak iç sesim şunu söyledi. Bu çok kötü kararlar alınıyor Yusuf. Dünya ile alakalı, insanlıkla alakalı inanılmaz bir başlangıçla başlayacak ve daha o zamana kadar hiçbir şey yoktu. Pandemi COVID falan var. yoktu. Hiçbir şey yoktu. 12 kişi, altısı dünya dışı yaşam formu, altısı yarı insan yarı melezi yani onların görevlileri. Bu arada bizim dünyamızı hani yöneten bir hep deriz ya evet. küresel güçler şunlar bunlar. Evet. Onlar bilinenler ve ön planda olanların hepsini başadır. Hani bize algı oluşturmak için kullanırlar. Sen maşalardır. pandemi kararı. altı tane aile vardır. Kimliksiz, pasaportsuz ülkesiz, Hı. E, hiçbir yerde kaydı olmayan, parmak izi olmayan 6 tane aileden bahsediyorum. Ve bunun dışında bir 6 aile daha var. Onlar da zaten işte... Peki bu 12'li masada ne konuşuluyordu? Pandemi kararı alındı. Yeni dünya düzeninin başlangıcı. Duyuyordun sen evet. de. Ya ne diyorlardı? Yabancı, çok enteresan, antik bir dil kullanılıyordu. Ama anlıyordun. Anlamıyorum. Şöyle, sadece bu ne kadar çok kötü şeylerin olacağını anladım. Çünkü kullanılan dil aşağı yukarı şuna benzer bir şeydir. Biraz daha komik, Hadi, komik gelecek ama. Hadi. Ya da esrarengiz. antik Mısır diline benzer bir şey. Ra hmm. diye böyle bu şekilde konuşuyorlardı aralarında. Sen bunu anlayabiliyor musun ha. ne dedikleri? Yani. Hayır hiçbir şey anlamıyorum diyorum ya. Sadece kötü bir karar alındığını dünya Şimdi şöyle için. Şöyle bir şey var. Asirel boyutta yaşadığınız her şey zihninize ve bilincinize e, ee, harfiyen ve saniyesi saniyesine bütün görseller kayıt altına ve her şeyi hatırlarsınız. Ee, konuşulan bir şeyi dili duyduğunuz anda bilinçaltınız onu anında kayıt eder ve hiçbir zaman onu unutmazsınız. Şu şekilde size bir saat, bir saat boyunca konuşabilirim ama hiçbir şey anlamıyorum dediğinden. Yani antik bir dil evet ama Bakalım bilmiyorum. Belki biri çıkar der ki sen şu dili kullanıyorsun git onu araştır çok mutlu olurum eğer öyle bir şey çıkarsa. Peki 12'li masada konuşulanları... Bu arada anları... arkadaşlar Gözünüzü seveyim ne olursun bak kafayı yemedim ben kendimi. yok. Onda, vallahi yok, delirmedim yememiş. bak. Vallahi delirmedim sadece Yememiş. E, bize gösterilen bir dünyanın çok daha ötesinde bir alemin ve boyutun dünyanın olduğunu keşfettim ve ben ona göre yaşıyorum şu anda çünkü... Ee, gerçekten çok saçma. Yaşadığımız şey hayata baksanıza ya. Her gün aynı şeyi yapmaktan usanmadık. Peki sen pandemiden önce pandeminin varlığından haberdar oldun. Başka nelerden haberdarsın? Pandeminin olacağından haberdar değildim. Kötü Bir şey, kötü bir, bir, şey olacak. bir, bir şeyin başlangıcının olacağını var. Peki bu seyahat var. biter bitmez birilerini uyarayım, birileriyle konuşayım dedin mi? Demedim canım. Nasıl diyeceksin öyle? Çünkü ilk benim bir iki senem bunu algılamayla geçti, ha. araştırmayla geçti. Kendimi Tibet'te buldum, Peru'da buldum, Şanlıurfa'nın mağaralarında tasavvufta buldum. Her yere Gittin her şeyi mi? araştırdım. Her yere gittim. Everest'e base kampına gittim. Yok bu gerçekte gittim bunlara. Ha fiziksel astral, olarak gittim. gittim. Her şeyi araştırdım, konuştum, ettim, baktım. Ciddi bir olay varmış astral seyahatle alakalı. Biz çok ülkece çok dalgaya geçiyoruz bunu ama İslamiyet'te bile tayi mekandır. Aslında hani bu şeydir. Biri God der. İşte batıda God derler yaratıcı. Ya biz Allah deriz. Öbürleri Tanrı der. Öbürü Yahova der. Aslında aynı enerjiden bahsediyoruz. Astral seyahat, tayi mekan. Hepsi aynı en şey. son nereye gittin astral seyahatle? En son yeni. Çok uzun zamandır yapamıyorum. Neden? Çünkü... Dünyevi meselelere mi daldın? Dünyevi insanları uyandırmak ve insanların farkındalığını oluşturmak için bilgi aktarımına girdikten sonra bazı güçler tabii elimizden alınıyor. Hı. Ama bu şöyle... Paylaşma şöyle istiyorlar. Alınıyor. Aslında paylaşma istemiyorlar diye öyle bir şey yok. Kural yok. İstediğiniz gibi her şeyi paylaşabilirsiniz ama ne kadar paylaşırsanız, ne kadar açılırsanız o kadar enerjiniz düşer. Ne kadar yükseltirseniz enerjinizi o kadar çıkışınız gerçek daha rahat olur ve yoğunlaşma e, yoğunlaşmayla alakalı. O yüzden işte peygamber mesela peygamberimiz niye 40 gün hiram arasına girdi de kapattı hmm. kendini üç tane hurmayla beraber? Yine bak detoks. Yine hmm. aç kalmak. Evet. Aç kalmayı o yüzden. Arada zaten yapın. Belki negatif gün... enerjiler bile o yani üç dalgal, hiç, dalgal geçmeler. 3 gün bak size garanti, garanti yolunu göstereyim mi? Hiç evet. uğraşmadan garanti yolunu söylüyorum Söyle. size. 3 gün aç kalın. Ama nasıl aç kalın? Böyle iki üç tane hurma yiyin. Hmm. İşte bir tane elmayı yiyin. Su detoksu yap. Su, su yapın. Tamam. Hiçbir şey yemeyin. Üçüncü günde ne oluyorsunuz biliyor musunuz? Bir de... Üçen gelip beni yer. Ya %10. algılarınız açılıyor. <laughs> Önceden olacak şeyleri sezmeye başlıyorsunuz. Biri bir sizin hakkınızda konuştuğu zaman şaka gibi böyle duymaya başlıyorsunuz. Ee, birinin sizi aramasını istediğiniz zaman düşünce gücüyle arattırabiliyorsunuz. Bir şeyin oluşmasını istediğiniz zaman evreni doğru kodlama yaptığınızda anında Olmaya başlıyor, her şey ya çok... Ben iyi. açlıktan kafayı yediğimi düşünürüm yani. Sonra da beni <laughs> yersin. Peki şimdi <laughs> yazarken dikkatli olun, Yusuf her an dediklerinizi duyabilir <laughs> bu yeteneği <laughs> sayesinde. Yoksa bir yani. Öyle bir şey. Şimdi sen e, astral seyahat dedin, dalga geçtiler. Uzaylılar dedin, yine espri konusu oldu. Yani. Hatta bir yıl sonrası için uyarıyorsun değil mi? Ciddi şeyler olacak uzaylılarla ilgili. Ne Dedim, olacak? Dedim çıktı. Evet. Zaten onu daha öncesinde evet. de söyledim. Daha öncesinde Bakın de sene söyledim. için dedim ki uzaylı Kimse fenomeni başlayacak. Her yerde uzaylı gemilerini göreceğiz. İstilalar başlaya da istila da başlayacak. Yapay istilalar başlayacak. Ee, kurgu şu anda kurguyla alakalı bir ciddi bir Hollywood çalışma yapıyor. <laughs> Pentagon çalışma yapıyor. Ön hazırlık mı? Diyorsun? Ön hazırlık çünkü bir şeyleri her zaman dikkat edin mesela ya film Hollywood yoluyla. Evet yol, film de izliyoruz önce doğru. Ya da e, bazı fenomenlerle sizlere bizlere algı oluşturup. Önümüze koyarlar. Çünkü Hı. bir anda koydukları zaman şimdi Andromeda galaksisinin kepler 3582 82 kodlu gezegeninden Dur, geldik biz dünyalılar diye bir varlık çıksa o, 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 ne diyorsun taş ayaka fırlatırız adamı. Anladın mı? Doğru. <laughs> evet doğru söylüyor. Yani, Yusuf da özellikle şu, şu görüntüleri <laughs> şunu bulan kişi daha sonra sahtekar ilan edildi. Aynen öyle. Yusuf. Efendim. E, ne bileyim ailenden birine bu durumu anlattın sana zamansız. Başta Oğlum, biraz zorluk çektiler tabii. <laughs> Oğlum Yusuf. ne yapıyorsun sen çocuğum evladım Bir doktora bak bir anlatsana. Bu çocuğu bir okutsak bir kurşun mu döktürsek ne yapsak diye. <laughs> ve nasıl açtın kendini ve nasıl tepki aldın? <laughs> ya bir kere zaten bu düşünceler içerisine geldiğiniz zaman yalan konuşmayı konuşmamaya başlıyorsunuz. Hmm. Her şeyi dürüstçe söylemeye başlıyorsunuz. Çünkü empati duygunuz evet. çok gelişiyor. E, farkındalıklarınız had safhaları çıktığı için de ben dürüstçe anlattım. Dedim bakın benim dünya görüşüm artık bu. Hani... Ee, inancım bu, görüşüm bu, yani bakış açım bu, yapmak istediklerim bu, hayalim bu. Bunlar bu yani ben buyum. Hani bu yüzden de mesela evlenmeyi düşünmüyorum, çocuk yapmayı düşünmüyorum. Aa. Çünkü kendimi geliştirmek ve kişisel tekamülümü e, ulaşması gereken gerektiği yere kadar götürme planlarım varken ben başka bir sorumluluğa giremem. O çok özel bir durum çünkü. Evlilik öyle kolay bir şey değil. Hani şu an görüyorsunuz lan. Yani, evet, o maalesef. kadar basit bir şey ki evet. evlenmek, biriyle ayrılmak sonra bir ton kaos. Bir de bu kaostan besleniyorlar. Hmm. Ben buna da çok gidiyorum mesela izliyorum bazen böyle. Adam ne hayallerle evleniyorlar. Oo, olaylar oluyor. Basın, magazin ortalık yer yerinden oynuyor. Aylarca sürüyor. Aylarca sürmüyor, haftalarca sürüyor. Ondan sonra boşanmalar. Allah bir de orada bir hadi bir gündem olalım bilmem ne. Asla evlenmeyi düşünmüyor musun? <laughs> Ya çok uzun bir süre evlenmeyi düşünmüyorum. Evet. Çocuk ve Çünkü Çok emin. güzel hayallerim var benim de. Ciddi misin? Ne yapmak evet. istiyorsun? Müziğin frekansı diye bir şey var. Her şey titreşimdir bu hayatta. Şu an konuşurken dilimizden e. her şey titreşimdir. Hareketimiz, ayağımızı bastığımız e. yerdeki yürüdüğümüz her şey titreşimdir. bu Bizler zaten frekansal varlıklarız. Frekansal e. olan varlıklar da doğru kodlama yapıldığı zaman anında mesela bir tane rahiple tanışmıştım şeyde e. Tibet'te. Adam chi derler bu enerji şeyiyle insanları iyileştiriyordu. Yani aslında doğru kodlama yapıyordu. Bozulan kodlamayı düzeltip insanların hastalıklarını iyileştiriyor ve gözümün önünde kaç kişi iyileştirdiğini gördüm. Acayip şeyler yapıyordu. ve inanılmaz ateş falan yapıyor. Kağıtları oyun, şeyleri oynatıyor böyle güçleriyle falan böyle. Hı. Aslında tamamen doğru frekansı yakalayıp karşındaki bir maddeyi, mesela şu bardağı şuradan alıp şuraya kaydırabilirsiniz. Hı hı. Bunun nasıl çalıştığı, bunu buradan mı gelmesi için bir titreşim lazım. Onu yapma böyle. noktasına gelecek misin yani sence? Onu buradan bu şekilde alıp buraya almak için tamamen bilinç altında. Yapabileceğine inanıyor musun? yani inşallah. Peki annem baban ne dedi sen böyle anlatınca? Yani doğru e, yoldan anlattığım için anladılar. Hı. Saygı duyuyorlar sağ olsunlar. Onlar da işte, Oğlum sana ne oluyor ya, falan diye ne oldu mu? Herkes diyor. yani Herkes diyor arkadaşlarımdan diyor. Allah'ını seversen özür ne olur eskisi gibi olsana ya işte. <laughs> Eski, nasıl eskisi gibi nasıldım diyorum sen tamam mi? Yani ne bileyim makara yapıyordun, espriler yapıyordun. E yine yaparım dedim. Eskisi yok. gibi olsana. Bıraksana ben. ben bu hayatı seçmişim kendime. Ben Kandil'de yoldan çıkıp da kendimi kapatmış ve Ferrarisini satan bir bilgi gibi keşiş keşiş monklar gibi geziyorum ortalıklarda ya ben böyle mutluyum dedim. Gerçekten Salın beni dedim ya. Gerçekten 5 katlı lüks bir evim vardı. Yani. Spor arabam Her var duruyor mu? Bir, bıraktım hepsini bıraktım. Sattın mı? He, hepsini sattım. Ciddi misin? Sıfır mısın? Sıfırım aynı. Olan paramı da dağıttım herkese. Dağıttın? Mı? Aynen öyle. Nasıl ki o kime? depremde olsun işte hmm. Allah mekanlarını cennet eylesin hepsini. Amin. ki unuttuk hepsini. Allah haklarını ile ailesinin üzere. Ya yani herkese dağıttım ben. Kimsenin parasıyla şov yapmayı sevmem biliyorsunuz. Şu anda olay iş her şey şova çevirdikleri için, ya yardım yaparken bile şov yapıyor herkes. O yüzden, e, ya ihtiyacım olan bellidir. Benim hayat standartım bellidir. Evet, ben de güzel yaşarım. Hala güzel yaşarım. Hani öyle gidip de kendimi böyle bir kulübenin içerisine kapatmadım. Yine güzel yaşarım ama e, Nazane bir standart belirledim kendime. O standartım için yaşıyorum. Fazlasını hep dağıtırım. Küçüldün mü? Hiçbir yani? şeyim yok. Küçüldüm. Yani hiçbir şeyim Yani bilmiyorum. beş katlı villanı. Her şeyimi dağıttım. Her şeyimi. Neleri sattın? Neleriz, yani? Ne sattım sattım boş ver karıştırma orasını. Ya şu an Olan... evin var mı kendine? Yok mı? evim yok. Hatta da yok. ev sahibi şimdi evden çıkıp da evi 14 katına vermek için ben ben de uğraşıyor. Ne? Ben dedim hiç uğraşma dedim. Bırak dedim tamam evin istediğin 50 katına da satabilirsin ama dedim helal etmiyorum hakkımı ya da helal evet. ediyorum. Yani edip etmemem de önemli diyor bu saatten evet. sonra. Klasik şu andaki yaşanan, herkesin başına şey gelen sıkıntı. 14 katı fazla... Şöyle söyleyeyim. otur Şu yani. anda oturduğum ev benden önceki 6 bin liraya oturuyormuş. Bir buçuk sene evet. oluyor. 6 bin liraya otururken ben 14 bin liraya tuttum. Evet. Ee, şu anda 20 bin liraya yakın bir kira yaptım. Bir buçuk sene içerisinde 6 bin lirayla evet. 20 bin yaptım. Çık evimden diyor. 50 bin lira benim evim değeri diyor. Yani iyi dedim. Öyle olsun. Tamam. Zaten şöyle bir karar aldım şimdi. Evet. Az önce onu söyledim. Şaşırtıyorsun sürekli. Evet. İngiltere'ye dönüyorum artık. Kesin Hı. dönüş yapıyorum. Doğup büyüdüğün yer. Evet çünkü e, tekrardan bu güçlerimi kazanmam için kaostan uzaklaşmam lazım. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Ülkemizin yani bilinci çok düştü, e, farkındalıkları çok düştü. Herkes çok mutsuz, sokakta kimse kimseye selam bile vermiyor, mutsuz. Ya bu bir, da senin enerjini düşürüyor. Çok düşürüyor, enerjimi çok emiyor. Ben İngiltere'de ben... yaşayabilecek mı başlayacak başlayacak? misin peki? Orada da hayat Tekrardan sıfırdan başlayıp <laughs> ama daha donanımlı ve daha güçlü bir şekilde. Bazen baştan başlamaktan korkmayın. Her zaman her şeyi bırakın. Sil baştan. Sil baştan başlayabilirsiniz ve çok daha güçlü başlıyorsunuz. Yusuf bizi hayat hikayeni anlatırken bir yandan okuyordum, bir yandan pizza satıyordum, işte şeye trene biniyordum falan. Evet. Öyle bir hikaye anlatıyordum. Öyle bir hikaye değil mi? Şu anda öyle bir hikaye olmayacak tabii. Şu anda çok daha olağanüstü, çok daha üst düzey, çok daha yok. bilinçli. Ya para nedir ki? Ben parayı bir ay içerisinde ciddi paralar kazanabilirim. İngiltere'ye gittim Zekam, zaman... Öyle bir zekaya sahibim ben. Öyle şeyler. Ya öyle bir ticaret yaparım ki hani kaybettim, kaybettim demeyeyim. Vazgeçtik, vazgeçtiklerimi Kat ve katını kazanabilirim ama olay o değil ki. Ben maddeden zaten uzaklaşmış bir hmm. insanım. Madde beni cezbetmiyor. Yani multimilyon arkadaşlarım var mesela dostlarım var. Birinin 40 metre yatı var. Birinin 50 hmm. metre bilmem ne var. Ya bakıyorum böyle hani. Ya boş. <laughs> boş. Çünkü sahip oldum her şeye. Hmm. Yani dediğim gibi yolda da oturdum. Çok lüks arabalarda benim dünyanın her yerini gezdim. Dolaştım ayda 25 konser yaptım. Yani sokakta yürüyemediğim zamanlar oldu. Sonra. Sonra 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 sonrası bak. hiçlik. Hmm. Hiç olup bu dünyadan bu alemden dolu ve donanımlı bir şekilde gidebiliyorsak ne mutlu bize Olay bu başka bir şey değil yani sistem bu böyle işliyor O noktadan Öbür bu türlü noktaya... asalak sarmaşık gibi gidip orada her yer uzanan bir bir varlık gibi ölüp gitmek de var Bilinçsizce gitmek de var ben bilinçsiz gitmek istemiyorum Ölümden nok... sonra çok şaşıracağız bu Evet bu noktadan o noktaya <laughs> geçtiğin bir olay bir gece bir gün ya da herhangi bir şey var mı? <laughs> var bir gecede oldu bu olay her şey bir gecede oldu Diyadinde oldu ağrıda Arada konserim vardı diye evet. Konser sonrası ilk, ilk astral deneyimi yaptım. Çok muazzamdı ve sabah kendime geldiğimde bu arada 15 saniye sürdü. Hmm. Yani baya e, birkaç gezegen gezip güneş sistemini gezip dünya üzerinde de birkaç bir yere gidip gelmem birkaç saniye sürdü. Orada zaman yoktur. Zaman da şeyisin. Ne diyor ana? bir şeysin. Ona? Bizim, şeysin. E, zamanın ve mekan sınırlaması, sınırlaması olmayan bir alem orası. Milyonlarca alem var biliyor musunuz? Yani Peki o seyahatten döndün ve ne oldu? <laughs> Artık her şey boş Nasıl bir oldu? aydınlanma Artık yaşadın. hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Evet. Şimdi yazmış bir seyircimiz de diyor ki Yusuf yavrum herhalde bir teyzemiz. Kim seni bu yola itti? O kişiyle kontan devam ediyor mu? Beni kimse bir yola itemez ki. <laughs> Bakın ben şöyle bir yapılamda, şu karakterde kişilikte bir adamım. Kimsenin zoruyla bir şey yapmam. Kimse eyvallah etmez. Yok evet biliyoruz. Kimse beni yönlendiremez. Bak bu emigolomanlık bencillik değil. Ben çünkü aradan aracıları çıkarmış bir insanım. Ben teslimiyet noktasında doğru kodlama yapıp yaradana sığınıp ondan almam gereken şeyleri alan, alabilmen başlangıcındayım. Daha. Her şeyin çok başlangıcı. Hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Çok şey biliyormuşum gibi duruyorum ama hiçbir şey bilmiyorum aslında. O yüzden hani birilerinin yönlendirmesiyle zaten bu işler olmaz. Maneviyatta birilerinin yönlendirmesiyle olmaz. Aradan aracıları çıkarıp direkt teslime. Biz her şeyin kolayına kaçarız. Hep bekleriz ki mesela biri şu yoldan yürüsün de bakalım ona bir şey olmasa biz arkasından gidelim. Ya da Bizi birisi yıllardır zaten bu evliyalar, alimler, dervişler. Ya en zor peygamberler en zor yolu seçmişler. Yani hayatlarını mahvetmişler, bitirmişler. Zulüm, savaşlar, eziyetler, çileler neler neler yaşıyorlar. Biz onların ekmeğini yiyoruz. Düşünsene kimse aslında ya hepimiz aslında aynı güce sahibiz. Kimsenin kimsenin üstünü yok bari. Mi? E, hayallerim var. Bu yüzden evlenmeyeceğim, <laughs> aile kurmayacağım dedin. En büyük hayalin ne bu yolda? Şu andaki bu yolda en büyük hayalim kendimi geliştirip ciddi bir şekilde geliştirip müziğin frekansıyla zaten artık müzik adamıyım ben. Sonuçta bu yola girmişim 16 senedir de iyi kötü yapıyorum bu mesleği. Ee, müziğin frekansıyla şifa dağıtmak istiyorum insanlara. İyileştirmek eskiden, istiyorum. Hastalık. Eskiden Osmanlı'da vardı bu mesela. Müzikle tedavi evet. evet. Müzikle tedavi çok iyiydi o zamanlar. Ne yazık ki e, küresel arkadaşlar e, bu tıp bir tıp ne derler medikal dediğimiz o hı hı. muhabbetler ilaç lobileri firmaları bunu afroz ettiler ortadan kaldırdılar. Kendinde denedin mi ağrıyan bir yer aksayan bir yer? Ben hiç yeri. ilaç kullanmam biliyor musunuz? Bak... Bir kere Covid oldum. Onu da düşünce gücüyle böyle kendimi kontrollü bir şekilde atlattım. Hiç ilaç kullanmadım. Ya da birine şifa oldun mu? Çok oldum. Nasıl? Oo, ne yaptın? Yani. Ne? Bir örnek ver. Ya mesela bir ağrı ağrısal şeyleri çok çabuk geçirebiliyorum. Hmm. Mesela e, yani şundan örnek vereyim. Rahmetli bir bab, anneannem 92-93 yaşında vefat etti. Hmm. Kanser oldu. Hem akciğer kanseri hem de kanseri Hı, olmuştu. Mesela. Sağ olun. E, Tabi haberim yoktu. Yanına ziyarete gittiğimde yani inan, ciğerleri ağzından çıkacakmış gibi öksürüyordu mesela. Evet. Çok üzüldüm tabii haline. Bir şey yapmam lazımdı. işte yoğunlaştım. Bir şeyler yaptım. Öksürü geçti. Geçti. 8 ay daha yaşadı ondan sonra. 8 ay boyunca çok öksürmedi ki. Akciğer kanseri olan birini bilirler yani. Öksürmeden duramaz. Geçti mesela. Hani sevgiyle bir her şey yapabilirsiniz. O Sevgi yükü kendi üstüne. Mi? alıyorsun? Alıyorsun Ama atıyorsun onu. Atma yolları var. Hmm. Ee, Green Miles diye bir film var. Evet işte oradan. Oradaki Gri, or Yeşil Yol yeşil yoldaki o mesela hani hasta olan kişilerden çekiyor sonra kendinde birikiyor aslında o birikeni dışarı atabilirsiniz. Başka böyle deneyimlerin oldu? <laughs> Gelecekle alakalı bilgiler. Ah. Enerjin o kadar yüksek. Uf neyse tamam. Evet. <laughs> Şeyden hayır, bahsedelim hayır. biraz. Kim kimde ne yapmış? Aa istiyor musun? <gülüyor> İstemez <laughs> miyim canım? Çok Aa, özledim. E bahsedelim. <laughs> şey magazin manşetlerinde Trampurat var. Daha doğrusu magazin programlarında. Onu geçelim ne olur ya. Of of. Çok, çok baydı artık onu geçelim. Başka bir şey. Ondan sıkıldın mı? Yani sıkılmanın ötesinde hani çok gerek duymuyorum onun muhabbetini yapılması. E bir aşk itirafı var. Devrim Özkan'dan geldi. Onu izleyelim Hadi aşk itirafına bakalım. Tamam güzel bence. Aşk olduğu yer güzeldir. <laughs> Rejide senin söylediklerinin fark şu an stüdyoda Yazamıyorlar. <laughs> Abi ne yazalım yani. şimdi ruhsal boyutlara farkındalık evet, yazsak olur mu? Evet seyircilerimiz de yazıyor. Yazanlardan bir tanesi evlenmeyeceğim çocuğum olsun istemiyorum demiş ama bu noktada bu düşünce yapısıyla bir kız zaten nasıl kaldıracak Yusuf'un durumunu diyor. Zaten en büyük saygım da bundan dolayı karşımdaki insana haksızlık yapmamak. Çünkü bu kafadaki bir adamı düşünsene. ne? Kafasına buyruk. Bir takılıyor, bir gidiyor, bir kayboluyor bir ortalıklardan, bir şeyler yapıyor. Tabii. Yazık günah yani. Karşı tarafa da yazık yani. Gerek yok. Kız ne yapıyorsun? Zor bir dönem. Şöyle şu an çok daha zor bir dönem. Ciddi misin? Eğlerden durak. Aa nasıl yani? <laughs> şaka, Abi, şaka Ne? Şekerli ilişkilerde ya. Ama, ama, ama aslında doğru frekans ya. yakalanan insan var ya. Nirvana'yı yaşar benli. İyi e, tamam da nerede yakalayacak senin gibi düşünen birisi? İşte, kaç kişi? Biraz bazı şeylerden hayattan. Yani sürekli Anlık ya maddesel yaşayan bir insan zaten yapamıyorum. Ben. Peki hiç denedin mi? Ben artık zekaya bakıyorum, İnsanların bilincine bakıyorum. Yüksek ne kadar bilinci yüksek, ne kadar frekansı yüksek, ne kadar farkındalığı oluşmuş, ne kadar empati duygusu, ne kadar adalet duygusu, ne kadar sevgi duygusu, bunlar ne kadar yüksek onlara bakıyorum artık. Ara, Beni ara bunlar. belki de bulursun. Yoksa güzellik, o ne güzel kadınlar var, ne güzel erkekler var. Tabii Yusuf hiç İnsanları böyle bir için. deneyimin oldu mu? Gel bak kızım, telefonu bırak, onu bırak, bunu bırak, şunu bırak. Ee sen ne yapıyorsun? deyip giden oldu mu? Ya öyle diyen olmadı çünkü diyemez zaten öyle bir şey de. Hani bunu merak edip de gelip de ağır olup ağır olduğunu görüp ağır bir hmm. e, deneyim olduğunu Dediğim, görüp tabii. de. Yok ben bu kadarını aldım, ben bu kadarını hazır değilim deyip gidenler oldu tabii hayatımda. Babacığım sen, sen uçmuşsun yani. <laughs> Yemişsin Oho, sen ya. Yemişsin kafayı. Sen maşallah hayırlı <laughs> olsun kolay gelsin. Ama <laughs> evet. o eleştirileri de böyle gülümseyerek karşılayabilince de. Sen ne gerçekten başka bir, bir Ne yapabiliriz ki zaten? Bir ara geriliyordun. Ne gerilmesi ki öfke olgundan... patlamasında kafayı yiyordum deliriyordum psikopata bağlamıştım. Evet. Ya. evet. Manyak gibi herkesle kavga edip duruyordum yani. Evet Düşünün. şu an başka yerdesin Olgunlaşmış. gerçekten. Kesinlikle. Hamdım pişmeye doğru gidiyorum işte. Ne olduysa Sen. iyi olmuş. Evet devrim. Ama aslında... böyledir zaten bu, bu olaylar böyledir bak dikkat edin hep başta bir öfke potlaması başta bir araf sakinlik. ondan sonra bir ne oluyorum neredeyim ben dedikten sonra zaten sakinlik ondan sonra başlar. Ki en güzel en lezzetli tarafı da olur zaten o sakinlik ve olgunluğa erişmeye başladığın <laughs> andan sonra artık her şeye bakış açın değişiyor bakıyorsun ki kızıyor Peki şu... karşındaki insan sana karşı değil Peki diyorsun. Peki <laughs>